Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 bursluluk sınavı 6. sınıf Türkçe matematik fen bilimleri sosyal bilgiler konuları hakkında bilgiler vereceğim. Sınavımız 25 Nisan'da tabi pandemi süreciyle değişebilir arkadaşlar. Geçen yıl ertelenmişti. Bu yıl 25 Nisan'da yapılacağı açıklandı kılavuzda belirtildi. 25 Nisan'a kadar ki konuları sizlerle paylaşacağım. 6. sınıfta Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden 25'er soru gelmekte. Ayda 310 lira burs alıyorsunuz. Ekim ayında başlıyor arkadaşlar kazandığınızda. Liseyi bitirene kadar ayda 310 lira her yılda zam geliyor arkadaşlar. Geçen yıl 290'dı bu yıl 310 oldu. Siz de almak ister misiniz? İstiyorsanız hemen konulara çalışmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere önerim son 5 yılın çıkmış sorularını çözmeniz arkadaşlar. Son 2 hafta her gün çıkmış sorular çözün. Kanalımda fen bilimleri konu anlatımı, soru çözümü ve son 5 yılın bursluluk sorularının açıklayıcı çözümlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Tüm derslerin ağırlık katsayıları 3 ile çarpılıyor arkadaşlar. Yani eşit ağırlığa sahip Fenden veya sosyalden veya matematikten veya Türkçeden daha ağır, ağırlıklı sayıyla çarpılmıyor. Hepsi 3 ile çarpılıyor arkadaşlar. Şuna dikkatinizi çekiyorum. 3 yanlışta 1 doğruyu götürmekte arkadaşlar. Türkçe konularıyla başlayalım. Türkçe 25 Nisan'a kadarki konularımız. Biçim bilgisi, çekim ekleri ve sözcüğün yapısı, sözcükte anlam, çok anlamlılık, sözcükler arası anlam ilişkisi, söz sanatları, isimler, sıfatlar, isim ve sıfat tamlamaları cümlede anlam, neden sonuç, amaç sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma sanatı, zamirler arkadaşlar, parçada anlam yani paragraf soruları, paragraf sorumuz bolca bo var arkadaşlar. Ana düşünce, ana duygu, konu başlık, yardımcı düşünce, giriş, gelişme, sonuç, parça oluşturma, parça tamamlama, edat, bağlaç, ünlem, yazım kuralları, noktalama işaretleri her yıl mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Söz gruplarında anlam kalıplaşmış söz grupları, deyimler, atasözler ve özdeyişlerden sorularımız var. Matematik konularıyla devam edelim. Arkadaşlar doğal sayılarla işlemler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim. Bunlar birinci dönem konuları. Oran, cebirsel ifadeler, veri toplama ve değerlendirme, veri analizi ve açılarda arkadaşlar 25 Nisan'a kadar olan konularımız. Fen bilimlerinde arkadaşlar Güneş sistemi ve tutulmalar, güneş sistemini gördünüz. Sonra güneş ve ay tutulmaları vücudumuzdaki sistemlerden destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi. Daha sonra arkadaşlar kuvvet ve hareket, bileşke kuvvet, dengelenmiş, dengelenmemiş kuvvetleri gördünüz. Sonra sabit süratli hareketi gördünüz. Muhakkak soru geliyor arkadaşlar bunlardan. Sonra madde ve ısı konundan maddenin tanecikli yapısı, hal değişimine bağlı taneciklerin durumu, yoğunluk, iletken ve yalıtkan maddeler. Bunlar arkadaşlar birinci dönem buraya kadar gördünüz. İkinci dönemde de yalıtım arkadaşlar, yakıtlar. Beşinci ünitemiz ses ve özellikleri, sesin yansıması ve yayılması arkadaşlar. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, sesin sürati, sesin madde ile etkileşmesi. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerden sinir sistemi ve iç salgı bezlerini 25 Nisan'a kadar göreceksiniz arkadaşlar. Sosyal bilgiler konularıyla devam edelim. Birey ve toplum toplumdaki rollerim, bizi biz yapanlar, kır çiçekleri gibiyiz rengarenk, bir elin nesi var, iki elin sesi var, hak ve özgürlük sorumluluk, hak, özgürlük sorumluluk, kültür miras, Türklerin ana yurdu Ota, Orta, Asya, İslamiyet'in doğuşu, Türklerin İslamiyet ile tanışıyor, yeni yurt Anadolu, tarihi yollar, insanlar, yerler ve çevreler, dünyanın neresindeyiz, ülkemizin coğrafi özellikleri, Ülkemizin beşeri coğrafyası farklı, iklimler farklı, yaşamlar. Buralardan sorular geliyor arkadaşlar bilim ve teknoloji toplum, hayatımızdaki sosyal bilimler, bilim ve teknolojide değişim, bilimsel çalışma yapıyoruz. Emeğe saygı duyuyorum. Sonra arkadaşlar üretim, dağıtım, tüketim, ülkemizin kaynakları ve ekonomik faaliyetleri, kaynaklarımızı doğru kullanıyorum. Yatırım ve pazarlama, Vergilerimiz ve kazançlarımızdan nitelikli insan gücü ve gelişen ekonomi, mesleğimi bilinçli şekilde seçiyorum, etkin vatandaşlık, geçmişten günümüze yönetim biçimleri, demokratik devlet organları, karar alma sürecinde ben de varım konuları 25 Nisan'a kadarki konularımız bunlar. Arkadaşlar, sosyal bilgilerin son 5 sorusu, din kültürü ahlak bilgisi dersini okuyanlar aşağıdaki sorular cevaplayacak diyor. Yani son 5 soru 21 22 23 24 25. soru din kültürü Din Kültürü Allah Bilgisi dersini okumayanlar aşağıdaki soruları cevaplayacaktır diyor. Yine arkadaşlar 21, 22, 23, 24, 25. soru iki tane 21 var yani İşaretleme kağıdında ise arkadaşlar bir tane 21 var yani bu iki sorunun da cevabı aynı. Sizlere bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bu iki sorunun da cevabı aynıysa birini yapamadıysanız diğerini yapmaya çalışın ve doğru şıkkı bulun. Örneğin arkadaşlar bu dörtlükte peygamberlerin aşağıdaki özelliklerden hangileri vurgulanmaktadır diyor. Vahiy bir mesuliyet Allah ile kul arasında nebiye düşen elbet bildirmek aynısıyla. Arkadaşlar burada tebliğ C şıkkı Yine arkadaşlar din kültürü okumayanlar için muaf olanlar için 21. soru. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisine verilen önemi vurgulamaktadır? Yardımlaşma. Bakın ikisinin de cevabı aynı. Sizler zaten cevap kağıdına da baktığınızda tek bir tane 21 olduğunu görürsünüz. Son 5 soruyu herhangi birini yapsanız da olur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımda Tüm fen bilimleri konularını izleyip bursluğa hazırlanabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sınavınızda başarılar arkadaşlar.